Şunu düşünmeyin. Türkiye kuruldu kurulalı Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Paşa'mız hayatını kaybettiği andan itibaren Türkiye bağımsızlığını kaybetmiştir. İngiliz muhipleri, yani İngiliz severler ya da Amerikan severler cemiyeti, bu cemiyetler her zaman vardı. Mustafa Kemal Atatürk bunların kafasını ezmişti ya da Mason hocalar ya da tarikatlar, cemaatler. Bunların hepsi her zaman vardı. Mustafa Kemal Atatürk bunların kafasını ezmişti. Mustafa Kemal Atatürk'ü de suikasta götürdüklerinde İsmet İnönü Mustafa Kemal Atatürk'ün kapattığı her şeyi yeniden açtı. İsmet İnönü'nün açamadıklarını da CHP'nin içinde tepki görüp de yapamadıklarını da Adnan Menderes'i başa getirip Adnan Menderes'i yaptırdı. Adnan Menderes'i açtırdı. Kaybettik yani. Biz egemenlik haklarımızın birçoğunu kaybettik. Bazılarından işte maça yemediği için, ordu çok güçlü olduğu için, yargı çok güçlü olduğu için. Bakın siyasiler gitmişlerdi zaten. Bu siyasiler dünden beri satıyorlardı da ordu ve yargı güçlü olduğu için korkuyorlardı, yemiyordu maçaları. Çünkü bak bütün generalleri kontrollerinin altına almasına rağmen, tüm generaller kendilerinden olmasına rağmen albaylar düzeyinde darbe yapıldı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en etkin oyuncularından bir tanesi olan Mason localarının en güçlü adamlarından bir tanesi olan Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatih Rüştü Zorlu bir anda şak diye bir anda gelen albaylar hiç umulmadık bir darbeyle basıldılar, asıldılar. Canlarını bile kurtaramadılar. Aynı kazayı, yol kazasını yaşamamak için Recep Tayyip Erdoğan iktidara gelir gelmez, daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan gelmeden evvel Ecevit, Bahçeli ve Mesut Yılmaz idamı kaldırdılar. Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu geleceği, başa geleceği, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu programı uygulayacağı, vatana ihanet noktasına kadar gelebileceği, bu riskin olabileceği, askerin darbe yapma veyahut da ne derler, Anayasa Mahkemesi'nin Recep Tayyip Erdoğan'ı tutuklama, AKP'yi kapatma davası açma, bu davaların açılabileceği ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ekibinin idam edilebilme riskinin olduğunu bildikleri için önce idam cezasını kaldırdılar. Bakın hala korkuyorlar. Hala da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni öldürebildiklerini düşünmüyorlar. Öldüğünü düşünmüyorlar. Hala yargıdan korkuyorlar. Hala ordudan korkuyorlar. Hala halktan korkuyorlar. İsyan çıkarırlar, bizi indirirler diye. Hala korku var. Eğer bu korku olmasaydı, bakın bu korku olmasaydı koskoca şu depremde ordu kışlasından çıkardı. Ordunun kışlasından çıkartma nedenleri kışladan çıkan ordu bir daha geri girmez diye. Ki Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok korktuğu, rüyalarına giren, kabusu olan bir ordu, ikinci ordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın kabusudur ikinci ordu. Tamam? Ve tesadüfe bak işte ikinci ordunun bulunduğu bölgede oluyor. Anladınız mı? Yok efendim karakola baskın olmuş falan. Bunlar tıraş. O orduyu dışarı çıkarmama nedenleri ikinci ordu dışarıya çıkarsa kontrol edemeyiz. Binbaşılar, yüzbaşılar düzeyinde aralarında bir anlaşma yaparlar. Aniden darbe yaparlar ve bizi biçerler. Peki Recep Tayyip Erdoğan niçin gidemedi sizce oraya, o bölge? Aynı sebepten dolayı gidemedi. Çünkü orada tam bir karambol var. Birden halk organize olursa Recep Tayyip Erdoğan linç edilebilirsiniz. 1000 tane koruman olsa ne olur? Kaç bin korumayla gitti biliyor musunuz oraya? Bir yabancı devlete gitsen ancak o kadar koruma gerekir. Milletin adamı, milleti yıkıklar altındaki millete, afet geçirmiş, deprem geçirmiş bir millete, bir bölgeye giderken o kadar korumayla gider mi ya? Neymiş? Gariban olmuş. Recep Tayyip Erdoğan'ın oradaki o garibanlığı var ya, eyvah ben şimdi boku yedim, ben şimdi ne yapacağım garibanlığıdır. Zaten iktidardan gidiyordum da bir de bunun üzerine bu nasıl olacak? Değerli dostlar, Amerika Birleşik Devletleri yıllardan beri Vietnam'a Türk askerini götürdü. Kore'ye Türk askerini götürdü. Her yerde ya. Yani Türkiye'nin etinden, sütünden, yününden, askerinden, polisinden faydalanıyor. Ve Amerika kendi devletinde olmadığı kadar Amerikan üssü, askeri üssü Türkiye'de var. Sanki küçük bir Amerika Türkiye. Karşılığında ne alıyor? Karşılığında Türkiye'nin alabildiği hiçbir şey yok. Kime ne veriyor? Türkiye'deki kuklalar var ya, bu namussuz herifler. Siyasilere, bürokratlara, aşağılık heriflere, akademisyenlere imtiyazlar tanıyor. Benim güzel ülkemin evladı, benim güzel ülkemin çocuğu. Kendilerine imtiyaz tanınabilmesi için, siyasilere imtiyaz tanınabilmesi için, akademisyenlere, bu namussuz pezevenklere, gazetecilere, bürokratlara imtiyaz tanındığı için Amerika Birleşik Devletleri'nin önünü açtılar. Türkiye'yi Amerikan mandası olarak koydular. Senin ödediğin verginin ne olduğu umurlarında değil. Senin çocuğunun Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına, Kore'ye, Vietnam'a ya da başka bir tarafa gitmesi umurlarında bile değil. Senin başına, milletin başına ne geldiği, ne kadar sömürüldüğü umurlarında bile değil. Tek umurlarında olan şey kendi istiklalleri ve istikballeridir. Türk milletinin ve Türk yurdunun istiklali ve istikbali çocuk ilerinde bile değil. Anladınız değil mi? Bakın Amerika'yı getiriyorsun, milli eğitimi teslim ediyorsun. Sağlık Bakanlığı'nı teslim ediyorsun. Milli Savunma Bakanlığı'nı Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim ediyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ben bağımsız bir devlet. Nasıl? Nereden bağımsız senin? Tamam, boğazından bağlı değilsin. Koskoca devleti de boğazından bağlayacak değil. Seni bağlamıyor.
ama senin başına getirdiği adamı bağlıyor. Zaten bağlı olmayan adamı başa getirmiyor. Kendisine yuları elinde olmayan adam başa gelemiyor. Yuları elinde olmayan adam arada kasara geliyor, anında götürüyor. Ekonomik krizde götürüyor, ambargo ile götürüyor. Yapamadı, askeri müdahaleleri götürüyor. Askeri müdahaleyi nasıl yapıyor? Kendi emrinde zaten asker. Değerli dostlar, eğitim emrinde. O okuldan mezun olan akademisyenler Amerikancı ya da İngilizci. Zaten adam garantiye alıyor. Diyor ki senin üniversiteden mezun olan öğrencin bana gelecek. Amerika'da master yapacak. Biz seni Amerika'da ben onu güzelce Amerikan şeyi yerleştireceğim onun beynine. Bana gelecek şeyde Indiana'da okuyacak. Ya çocuğu bende olacak. Çocuğu bende rehin olacak. Ya kendisi bende rehin olacak. Kendisinin bir hırsızlığı, bir yolsuzluğu benim elimde olacak. Öteki türlü kimseyi başa getirmiyorum diye. Bakın bugün çocuğu Amerikan vatandaşı olmayan, kendisi Amerikan İngiliz vatandaşı olmayan hiç kimse Türkiye'nin yönetimine gelmedi, getirilmedi, getirilmiyor. Anladınız değil mi? Hiçbir akademisyen üniversitelerinizin başında sizin çocuklarınızı, hukukçularınızı yetiştiren, bugün bana dava açan savcıları, hakimleri yetiştiren arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nin pasaportu cebinde, adamların maaşı, maaş aldıkları maaş bodroları dışarıdan yatıyor. Fon efendim vakıflardan yatıyor. Siyonist vakıflardan, Amerikancı vakıflardan yatıyor. İş adamları, zenginler, Türkiye'nin ekonomisini yönlendiren, Türkiye'nin kaymağını yiyen insanların hepsine bakarsanız finansmanı dışarıdan. Şimdi bu şekilde olunca bu siyasetçiler sizin için, Türk milleti için siyaset üretecek. Bu akademisyenler, Türk milletinin, devletinin işine yarayacak öğrenciler yetiştirip akademisyenler mezun edecek diye mi zannediyorsunuz? Ha? Üniversiteden sen çocuğunu okutuyorsun. Üniversiteden mezun oluncaya kadar çocuk Atatürkçü, milliyetçi, layık demokratik cumhuriyetçi Amerika'ya master yapmaya gidiyor. Bir geri dönüyor ki Amerikancı. Türkiye amrında bayrak siktir. Anladınız mı? Ya da İngiltere'ye gidiyor, İngiltere'de yemin ediyor. İngiltere'de İngiliz kraliyet ailesine hizmet etmek için yemin edip Türkiye'ye geri geliyor. Canlı yayınlarda ona buna free kick veriyor. Ne olacak ki? Anayasayı da konuşuruz, yerel özelliği de konuşuruz, bölünecekse bölünsün. Bunu demeye başlıyor televizyonlar. Televizyonlarda bu ülke için can veren, bu ülke için canını feda eden, kardeşini, babasını, amcasını, abisini, çocuğunu kaybeden şehit ailelerine takvime soyunsunlar diyebilecek kadar kaşarlaşabiliyor işte. Şerefsizleşebiliyor. Arkadaşlar bu ülkede şehit ailelerine takvime soyunsun diyebilecek olan birinin Türkiye'de dolaşabilmesinin imkanı yoktu eski Türkiye'de. İmkansızdı. Dışarıda yurt dışında bile olsa MİT onun peşini kovalar, eninde sonunda Türk milletine hediye olsun diye. Türk milletinin evlatlarına, şehit ailelerine, Türk milleti için canını vermiş insanlara bu hakareti ettiği için ona çok ağır bir bedel ödettirip Türkiye'de Türk milletinin şehit ailelerine bunu gösterirlerdi. Bir tane dava açan savcı olmadı. Değerli savcılar, değerli hakim efendiler, bu Türk milletinin vergileriyle ceplerini dolduran, vergileriyle Türk milletinin kurduğu bu coğrafyada, topraklarda, boğazdan hazır yalılarda oturan çakal sürüleri, akbabalar, hiç kendinizde bir sorumluluk hissettiniz mi? Nagihan Alçın'ın söylediği o şehit aileleri gidip takvime soyunsunlar kelimesinde kendinize hiçbir yara hissettiniz mi? Etmediniz. Niye biliyor musunuz? Ben namussuz herifler. Çünkü o şehitleri kendi aileniz gibi görmüyorsunuz. O şehitleri kendi şehitleriniz gibi görmüyorsunuz ama ben kendi şehidim gibi görüyorum. O şehitlere edilen hakareti kendime edildiği gibi görüyorum. Ama işte siz işgal kuvvetlerinin yerleştirdiği kuklalar olduğunuz için sizin zorunuza gitmiyor. Çünkü sizin şehit anlayışınız çok farklı. Sizin devlet anlayışınız çok farklı. Bu devleti darülap görüyorsunuz. Bu devleti yağmaladığınızı düşündüğünüz için farklı bakıyorsunuz. Ben bu devletin balığı, köpeği, kedisi, kurdu, çakalı benim diyorum ben. Lazı, Kürdü, Türkü benim diyorum. Şehit aileleri, o gözlerinden adeta kan damlayan annelerimiz benim annelerim. Benim zoruma giriyor. Ben savcı olsaydım Nagihan Alçı'yı tir tir titretirim. Şeye dava açamadınız be. Bu ülkenin ordusunu, yargısını kumpas kurup canını alan şeye roka dava açamadınız. Açsaydınız roka bir dava. Haydi açsaydınız. Zekeriya Öz'ün heykeli dikilecek diyen roka bir dava açsaydınız yiyor muydu maçanız? 100 lira, 200 lira bankasıya para yatıran insanları FETÖ'cülükten, vatana ihanetten cezaevine atan çakal sürüleri milyonlarca dolar para almışlar bankasıya. Onlara dava açsaydınız. Yalılar yatlar katlar aldılar şeyden aldıkları kredilerle, bankasından aldıkları kredilerle. Onlara dava açsaydınız. Ama yemiyor değil mi? Kafasına ne düştüyse ya da Recep Tayyip Erdoğan'a şunu mu söylediler ki sen tamam arkadaş senin işin bitti sen gidebilirsin. Ya da Recep Tayyip Erdoğan kendisi mi dedi ki ben halk desteğini kaybettim. Halk desteğini kaybettim artık halk desteğini kaybetmiş bir hükümet olarak ben bunları yapmayayım yapamam mı dedi. Ne olduysa Suriye'de dıkandı iş. Amerika Birleşik Devletleri ile ne konuşuldu? Recep Tayyip Erdoğan yanında tek bir kişiyle beraber, bak bir daha söylüyorum. Herkesin, bütün Türk milletinin,
bütün Türk yargısının, bütün yargıçların, bütün bürokratların sorması gerektiği bir soru. Hiçbir görüşme, bakın dünyada emsali yoktu. Hiçbir görüşmede devlet yetkilisi olmaksızın birebir görüşmeyi hiç kimse yapamaz. Sen kimsin Recep Bey ya? Sen Recep Tayyip Erdoğan yani Potomyalı olarak gittin ise sorun değil. Ama sen Türk milletini, Türk devletini temsil eden, Türk milletinin verdiği yetkilerle gidip Amerikan başkanıyla tek başına ne konuştun birader? Ne konuştun ya? Ne dedin? Sen benim adıma söz verdin. Benim çocuğumun geleceği için söz verdin. Yanına bir tane ne olduğu belirsiz İngiliz Amerikan vatandaşı birini aldın. Dereboyu Kavaklar ailesinden bir tane kızı aldın yanına. Ya yani Dereboyu Kavaklar ailesindeki o kızın onu duyması normal. Bütün Türk milletinin duymaması normal. Benim için ne konuştuğunu bilmek istiyorum Recep Bey. Benim çocuğumun geleceği için, benim annemin babamın gömülü olduğu topraklar için ne konuştuğunu bilmek istiyorum. Bilmek istiyorum. Ne konuştun adamla beraber? Ne konuştun? Buradan bütün hakimlere, bütün savcılara, bütün devlete, devlet bürokrasisine, tüm devlet gücünü sesleniyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı alamıyorsanız bile o yanındaki kızı alın, ne konuştuğunu öttürün, konuşturun. Soruşturmayalım, atın zindana, işkence yöntemlerini kullanın, sorgu yöntemlerini kullanın, konuşturun. Ne konuştu, ne söz verdi kardeşim? Bu güvenlik sorunu artık ya.